can kabul etmez. Viraneler var, viraneler var, viraneler var. Vay dünya dünya, faizsin dünya. Vay dünya dünya, hainsin dünya. Can ile cananı alansın dünya, alansın dünya. Vay dünya dünya, faizsin dünya. Vay dünya dünya, hainsin dünya. Can ile cananı alansın dünya, alansın dünya. Pervane dönersin dünya, dolansın dünya. Vay dünya dünya, fanisin dünya. Vay dünya dünya, hainsin dünya. Aşk ile pervane dönersin dünya, dolansın dünya. İlk girişleri iyi yapıyor, sonra topluyor. Biraz daha güzel girsin. Çok yakışıyor. Kimde ne var kim bilir. Deşti gülzar ettim. Elde neler var, elde neler var, elde neler var. Vay dünya dünya, fanisin dünya. Vay dünya dünya, hainsin dünya. Aşk ile pervane dönensin dünya, yalansın dünya. Vay dünya dünya, fanisin dünya. Vay dünya dünya, hainsin dünya. Aşk ile pervane dönensin dünya, fanisin dünya. İlke Yıldız. Muhteşem. Yani ritmik yapısı, bravo, coşkusunun altında aslında böyle... Bu türküyü işittiğimizde şöyle bir durup düşünüyoruz. Hayatın geçiciliği, gerçekliğiyle bizi baş başa bırakıyor, yüz yüze bırakıyor. Alekber Çiçek'i de saygıyla analım. Ondan da dinlemekten büyük keyif aldığımız büyük ustayı da Sen Türkülerini Söyle sahnesinde anmış olalım. Evet, öykü. Yani türkü söylerken ne hissediyorsun? Çok merak ediyorum. Yani çok sevdiğin çok belli de başka bir şey daha varmış gibi sanki belki. Benim ifade edemediğim. Hocam, türkü söylerken o türkü oluyorum galiba. O türkü
o türkü olmaya çalışıyorum. O türkü gibi yansıtmaya çalışıyorum kendimi. Onu yaşamaya çalışıyorum ve yaşatmaya çalışıyorum. Okuduğum türkü ben oluyorum diyor yani. Onu yaşamış gibi herhalde değil mi Ozan? Evet. Aşık Ozan bunu yazmış ama onun yerine mi koyuyorsun kendini? Onu yaşıyor musun? Hayatında benzerlikler var mı? Yaşamaya çalışıyorum. Aynı zamanda böyle hayatım da gerçekten bir film şeridi gibi geçiyor. Buna göre seçiyor. Herkes de film şeridi var. Biz de dinlerken geçiyor bizim film evet, şeridi. Yani buna göre türkü seçiyor. Kendini ifadelendiren, o ozanların, aşıkların dizelerini özümsüyor. Benziyor hayatını okuyor. Ben İlke'ye yani bu enstrümansız mikrofonla söylemeyi daha çok yakıştırıyorum. Yani bu bağlama çalma anlamına gelmiyor tabii ki de. Duruşun söyleme biçimini çok rahatlatıyor. Seni daha iyi görüyoruz ve bence bu şekilde çok daha güzel bir uyumun oluyor orkestrayla İlke. Çok net. Çok bariz fark ediyor çünkü bir önceki performansına orkestra göre. Orkestra varsa diyor bağlama çalma diyorsun. Evet. Önemli. Ben yani hani. Yani şey kendin çalarken çok güzel. Yani onu dinlemek büyük keyif. Ama böyle biraz daha performansın daha mı iyi? Onun performansını kesinlikle arttırıyor. Ha öyle. Odaklanmasını arttırıyor, okumasını arttırıyor. Fakat girişlerde hafif küçük ilk iki sözde hep entonasyon vardı. Daha sonra toparladın. Hep girişte böyle biraz tutturabilmek için yüklendin. En son üçüncüsünde oturdu. Bence tabii ki hocaların farkı. Cengiz Hocam. Evet İlke iyi bir performans sergiledi. Hiç okunmayan bir kıtayı söyledi. Evet. Şiirden aldım o herhalde. İkinci kıta okumuyor normalde. Evet hiç okumayan bir. Evet iyiydi. Bir yerde bir iki yerde hainsin dedin. Hainsin dünya. Hainsin yok orada. Bir daha bakarsan görürsün fanisin. Fanisin. Can ile cananı alansın, yalansın. İkinci ya, kıtada da, ikinci kıtayı şiiri varsa alabilir miyiz senden? Çok güzeldi o ikinci kıtada. Teşebbüs yareler, figana başlar. Bilmem ki Cenab-ı Mevlam ne işler. Ol adular bize meyhur demişler. Daha bizden özge mestaneler var. Allah hissediyor. Allah, bak nasıl hissediyor. Asla söylerken nasıl hissediyor. İlke Yıldız. Teşekkür ediyoruz. İlke. Gülen yüzün için, güzel performansın için alkışlarla şimdilik uğurluyoruz. Ve bu güzel kıta için.